Evet, Dayı Show Titanik'in müzisyenleri gibi çalmaya devam ediyor. Haydi gören bakalım o zaman ya. Hazır mısınız gençler? Çok selebriti konuğum var ha. Yılların komedyeni gibisin he. Çok saçlı oyuncusu gibisin he. Hasibe Eren bizlerle. Ergen gibi yetişkin, yetişkin gibi ergen gibisin he. Çocuk işçi Bora Akkaş geliyor. Biz böyle oturabilecek bir çiftiz. Özlemiş misiniz siz birbirinizi? Pembe balanlar anaokulu gibi olduk ya. Bu tamam, program bittiğinde beni çok seveceksin dayıcığım. Öyle mi diyor? Öyle olacak. Bora Akkaş Karakaş bugün meydana çıkacak. Akıllara kazınmış bir sürü rolüm var. Senin gibi yaşlılar Sıdıkayı seviyor. Evet kızım, on numarayı. Peki oğlum, sana sokakta ne diye sesleniyorlar? Adrien Brody mi diyorlar? Ne mi diyorlar? Adrien Brody. Adrien Brody. Oğlum sen bu yalana nasıl inandın? Aşkı Memnu'da oynadığını biliyor musun? Ona geçeceğiz. Aşkı Memnu'nun ilk Bülent'i benim ya Türkiye'de. Herkesi koy koylayak. Aman ha, kimseyi es geçmek. Tamam, devam edelim. Herkese narsistik zedeleme yaşatalım dayı gibi. Ya gerçekler böyle kızım ya. Hayat böyle bir kere. Çok sıkılıyorsun ben bir şey söylerken. Doğru. İşim bu. Onun için para veriyorlar. Sıkıcı ünlüleri dinle diye bana bugün gain para veriyor işte. Anlat kızım, işim bu ya. Anlamlı bak kızım. Hay kızım, kafanı kımıldatma. Kımıldatmadan böyle. Ağlar gibi olup ağlama. Yapımcılar görün bunu. Vur kızım vur. Ya ama bu programın neresinde bazı gerçekleri konuşacağız dayı bey? Bu dayının altında işçi gibi çalıştırdığı yeğen var ya. Senin dediğin kadar yetenekli olsaydı orada dayı şov yerine yeğen şov yazardı. Ya tamam yeter ya. Oyuncu of, burası dayı şov. Ben böyle bir şey görmedim. Hayır ya, ben de terk ediyorum programı. Kusura bakma. Aspanım. Hiç böyle bir yer olacağını düşünmemiştim. Aspanım lütfen. Bu koltukta aşırı rahatsız. Defolun be. Defolun. Giderseniz gidin. Burası dayı şov.